Berit, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzeller. Sanki biraz hayalimde bahsettiğim çiçeklere benziyorlar. İnandırıcı olmasını istedim. Neticede yeni evli çiftiz. Doğru. Sen madem çiçeğini aldın geldin, ben de özrünü kabul ediyorum. Ben özür dilemedim ki Naz. Bunlar özür çiçeği değil mi? Yok, bunlar hiçbir anlam ifade etmeyen normal çiçek. Yani biz yeni evli romantik bir çift olduğumuz için gelirken aldım. Soran olursa sevgili kocam aldı dersin. Anlamsız çiçekler değil bunlar. Çok güzel çiçekler. Ama bugün için değiller mi? Yani bence ikimiz de özür dileyecek bir şey yapmadık. Çünkü ikimizin de hatası yok. Evet, kaderimiz Asuman'ın elinde maalesef ama... yani bunu düşünmek çok hoşuma gitmese de yapacak bir şey yok. Sinemaya gidelim. Nereden çıktı şimdi? Bilmem. Hani böyle normal çiftler yaparlar ya. Adam çiçeklerle gelir. Sonra sinemaya giderler. İşte sonrasında ne oluyorsa. Hem arkadaşlarıma falan anlatırım. Bir de bayağıdır sinemaya gitmedim. Olur, gidelim. Fazla koyup geliyorum o zaman. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine bekleriz. İyi akşamlar. Barıştınız galiba. Barıştık. Evliliğin ilk günlerinde böyle tartışmaların olması çok normal. Ama ne olursa olsun çok büyük kavga etseniz de hatta kıyamet kopsa da yatağınızı asla ayırmayacaksınız. Bu çok önemli. Çok haklısın Manami. Kesinlikle sana katılıyorum. Kulağıma küpe yapıyorum bu tavsiyeyi. Vazoya koyayım. Hangi filme gitmek istersin? Ay bilmiyorum, çok güzel filmler var. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben olsam şu korku filmine giderdim ama sen bence tercih etmezsin. O yüzden şu romantik komedi filmine gidelim. Bir dakika ya, niye tercih etmiyormuşum? Ben korku filmi izleyemez miyim yani? Korkar mıyım? Yani sever misin? Bayılırım, çok severim. Biz kızlarla var ya, böyle geleneksel korku filmleri gecesi falan yapıyordum. Şu saçları komple önüne gelen kız var ya, onu bile izledim ben. Yani her yerine bakamadım tabii. Bakamadığım yerleri Asuman anlattı ama bence izlemiş sayılırım. Sen kesin korkmuşsundur onda. Yani izledim de korkmadım. Bir dakika. Peki şeyde, bunda kesin korktun. Hani kanalizasyonda yaşayan bir palyaço var. Hatırladın mı? Ya hatırladım da. Yani o da çok korktum söylemez. Bir dakika şeyde peki. Merdivenler var. Kamera böyle merdivenleri çekiyor. Merdivenlerden böyle kırmızı bir top. İniyor. Hop, aniden ışıklar kapanıyor. Minik kız çocuğu, korkmadın mı? Bence senin korku duyargalarınla ilgili bir sorunun var. Doktora görün. Gidiyor muyuz şimdi? Korku filmine gitmiyor muyuz? Tabii ki gidiyoruz. Ne kadar korkunç olacak ki? İki bilet lütfen, VIP olsun. Şeyi hatırlıyor musun sen? Fazla değil mi ya? Hepsini yiyecek misin gerçekten? Tek başıma yemeyeceğim. Birlikte yiyeceğiz aynı kovada. Romantik aşıklar gibi düşün. Ben mısır pek sevmem. Tatsız tutsuz bir şey. Kim bilir neye var içinde. Keşke seninkini evde patlatsaydık. Bunu da annesi muhallebiyle beslemiş. Efendim? Diyorum ki çıkışta su muhallebisi mi yesek çok güzel olur. Yok, su muhallebisi de pek benlik bir şey değil. Hayatta sevdiğim bir şey var mı benim yakalayamadığım? Bir tane ortak noktamız yok yahu. İkimiz de korku filmi seviyoruz işte. Evet, şahane bir ortak nokta, çok şükür. Geçti mi? Geçmedi, birazdan ev sahibi yiyecek. Dünyayı yedi be, dünyayı doymadı. İnsan kalmadı filmde. Ne biçim adam bu? Zombi filmi bu Naz, ne bekliyorsun? Sandal gezisine mi çıksın adam? Adam yiyecek tabii, işin. Normal sahneler gelince söyle. Normal bir sahne geleceğini zannetmiyorum ben bu filmde. O zaman ben de hiç kusura bakma, gözlerimi açabileceğimi sanmıyorum. Dudağında mısır kalmış. Niye dudağıma bakıyorsun sen benim ya? Şşt, sessiz sessiz. Sabahtan biz ne yapıyoruz?
Ha bak, normal sahneler geldi işte, izleyebilirsin. Doğru söyle. Gerçekten geldi, bakabilirsin. Sakin ol Nazlı, film bu, gerçek değil. Ne yapıyorsun? Rahat rahat oturayım dedim, sen bana ne olacak? Ya aşağıdan bir şey gelir de ayağını kapar diye korktum. Hayır canım, ne alakası var? Çıkabiliriz istersen filmden, yani hepsini izlemek zorunda değiliz. Ben bayağı bir korktum. Hayatta çıkmam, sonunu merak ediyorum. Filmin %90'ını izlemedin zaten, ne sonunu merak ediyorsun? Ben ömrümde hayatımda Ferit hiçbir filmin yarısında çıkmadım. Emeğe yazık ya, ayıp ayıp. Bence de. Benim keyfim yerinde zaten. Yine gitti. Öldü mü kadın? Ay, taş gibi olmuş her yer. Artık nasıl sıktıysam kendimi. Durduk yerde gerildim. Ay, şunun aklına niye uyup gidiyorsam zaten korku filmine. İki senelik korku stoğum doldu vallahi. Durduk yerde. Bu çay iyi gelir bana. Hayır, zombi mi kaldı yani? Ne zombisi? Gerçi korktuğum şey zombi değildi. Böyle... Evet ya. Ferit! Ferit, bak neyi keşfettim. Ben zombilerden falan korkmadım. Yani zombilerin olmadığını biliyorum. Beni orada korkutan... Tabii ona korkmak denmez aslında. Rahatsızlık veren, ufak bir tedirginlik yaşatan, öyle diyebiliriz. Sinema salonunun böyle ambiyansıydı. Yani o ambiyans içinde o seslerden falan ürktüm ben. Ferit. Ferit. Yapma ya. Gerçekten yapmıyorsun değil mi şu an? Ne? Ferit. Allah aşkına lütfen ya. Baksana neyden bahsediyorum burada. Ben filmlerden korkmadım diyorum. Işık oyunları falan yapmış ya. Daha orijinal fikirler lazım diyorum. Kalmadı bunlardan, şakalarda bile. Ne öyle 5. sınıf korku filmi gibi. Yani daha orijinal şeyler yapılmalı bence. Korku filmi çekenler için de 1-2 önerim var aslında. Ferit. Tabii ki, başka kim olabilir? Sen iyi misin Nazlı? Sen buradaysan yukarıdan kırmızı topu yollayan kim? Kırmızı top? Ha, kırmızı top, ben onu Bulut'a hediye olarak almıştım. Camı da açık bırakmıştım, herhalde cereyan falan yaptıysa aşağı yuvarlanmıştır. Peki kahve makinesi, yanıp sönen ışık? Kahve makinesi arızalıydı, servis gelecek hatta. Işıkları bilemiyorum, dışarıda şimşek falan çakıyor herhalde, evin sistemi arıza yaptı. Onunla ilgili olabilir. Senin bahçede ne işin vardı? Bahçede ben bir zombi gördüm, onu kovalıyordum. Çok komik. Telefon arabada kalmıştı, ben onu almaya gittim. Sen herhalde bugünkü filmden bayağı bir etkilendin. Yani bayağı korkmuşsun anladığım kadarıyla. Yalnız uyuyabilecek misin bu gece? Uyurum tabii ki. Niye uyuyamayacakmışım? Tamam. Sen bilirsin. İyi geceler.
Gece gece telefon arıyormuş. O ses neydi öyle? Saçmalama Nazlı, ne olur saçmalama. Bak çok güvenli bir ev burası. Hem zombilerden korkamazsın, bu çok utanç verici. Şimdi daha iyi. Evet, şimdi daha iyi. Ama böyle uyuyamam ki. Olmaz. Ne yapsam? Nazlı? Ne yapıyorsun, uyuyamadın mı? Yok, gayet güzel mışıl mışıl uyuyordum ben. Sonra aklıma bir şey takıldı. Bu arada sen uyuyamadın galiba. Kırmızı toplar falan ne oldu, rüyana mı girdi? Yok, ben unuttum anlattıklarını, o filmi falan. Kitap okuyordum, su içmeye kalktım. İyi, neyse. Aklıma şey takıldı benim. Senin şu yatağın küçücük ya. Sen de kocaman adamsın. Böyle belin falan tutuluyordur, sığamıyorsundur. İstiyorsan bu gece için sadece kendi yatağında yatabilirsin. Ya beni yatağa davet ediyorsun yani. Yuh! Ben tamamen insaniyetimden, iyi niyetimden, öyle belim falan tutulmasın, tuhaf şekillere girme diye seni yatağa çağırdım, o kadar. Ama ne halin varsa gör. Ya evet, doğru söylüyorsun, biraz arıza açıkçası. Tamam, bu gecelik yatayım ben orada seninle beraber. Olur. Beni kırmayıp yatağını paylaştığın için sana ne kadar teşekkür etsem az. Sen olmasaydın bu gece gözüme uyku girmeyecekti. Hem ağrıdan hem korkudan. Aha, biliyordum işte senin de korktuğunu. Ya hem de çok korktum. Sen de çok sakin görünmüyorsun ama. Sakinim aslında. Gayet sakinim. Sadece kendimi biraz tehlike altında hissediyorum. Geçti mi şimdi o tehlikesi? Yok. Hala birazcık hissediyorum. Ben döneyim istersen odama. Yok yok, ne olursun yat. Yat yat, gerçekten yat. Ne olursun yat. Yani hiç kalkmana gerek yok. Sadece aradaki mesafeyi korusak bana yeter. Ama yat, sakın kalkma ben uyurken falan. Geçmiş olsun Deniz Bey. Ha, sağ olun. Ben Demet Hanım'a bakmıştım ama. Demet Hanım yarım saat önce aradı. Biraz gecikecekmiş. Ferit, yani Ferit Bey. O da gelmedi henüz. Anladım. Ben Bengi'ne bakayım o zaman. Kolay gelsin. Teşekkürler. Fatoş, ne haber? İyiyim ben de, sağ ol. Ne soracağım sana? Nazlı restorana geldi mi? Ferit şirkete gelmemiş daha da. O da gelmedi değil mi? Bunlar yine beraber bir şeyler yapıyorlar demek ki. Ya ister misin bunların sahte evliliği gerçeğe dönüşsün? Bulut alacağız diye bütün dünyaya numara yaparken vallahi içtikleri su ayrı gitmemeye başladı ha. Vallahi bunlar yarın öbür gün odaları da birleştirir, ben sana söyleyeyim. Yani gerçi Bulut eve gelince mecbur birleştirecekler zaten de. Ya bu mahkemeyi kazanırlarsa var ya, hakikaten iki şey açısından çok işimize yarayacak. Hem Hakan'ları şirketten kovmuş olacağız, hem de bunların evliliği galiba gerçeğe dönüşecek. Geçmiş olsun Deniz Bey.
Evet, derya kuzularım bunlar. Üç kasa daha var, vereyim getir mi? Getir abi, ne varsa getir abi. Tamam. Hah, bak orada işte. İki dakika ayaküstü halleder gelirim ben. Ben de geleyim, ne olur ne olmaz. İki dakikada başını belaya sokarsın şimdi. İyi hadi. Selami abi. Kolay gelsin. Hoş geldin Nazlı kızım. Hoş bulduk maşallah. İşler yoğun galiba. Sorma ya. Kasa taşımaktan belim koptu vallahi. Yardım edecek kimse yok mu? Şaban vardı sizde. Şaban artık yok. İşi bıraktı gitti. Hayırdır, niye bıraktı? Ya zaten aklı bir karış havadaydı. Babası da terk edip gitmiş. Aileme bakacağım dedi. Para da lazımmış. İşe girmek için bayağı bir dil döktü. İşi aldım. Nedense ben işi bırakıyorum dedi gitti. Selam Bey, sizde Şaban adresi var mı? Ya sen hangi cesaretle beni arayabiliyorsun ha? Senin anlaşman kocamla. Hem nereden buldun numaramı? Açıkçası kocandan korkuyorum biraz, o yüzden seni aradım. Ulaşmak da hiç zor olmadı. Siz zenginlerden ama ulaşılmaz sanıyorsunuz kendinizi. Aferin sana. Bu kadar korkmana rağmen hala beni arayıp ayağına kadar çağırabiliyorsun yani. Canına mı susadın sen Şaban? Sizin yüzünüzden işten ayrıldım. Böyle üç kuruş para verip de göndermek yok. Hem hayrına özür dilemedik ya. Sen kapatmışsın o kız içeri, her şeyi biliyorum ben. Ya sen manyak mısın? Hı? Para az geldiyse yapmasaydın o zaman. Ne istiyorsun benden? Ne istediğim belli. Buradan gitmeme yetecek kadar para istiyorum. Hem yalan söylediğim ortaya çıkarsa görürsünüz siz. O yüzden korkup gelmedim mi zaten buraya? Bana bak Şaban. Bu olayı tamamen unutuyorsun. Ve beni bir daha asla aramıyorsun, anladın mı? Buyurun. Merhaba. Şaban'ın annesisiniz değil mi? Kendisini çağırabilir misiniz? Konuşmamız lazım. Merhaba teyzeciğim. Biz Şaban'ın arkadaşlarıyız. Adresinizi de Selami abiden aldık. Şaban'a bir şey sormak istiyorduk. Şaban evde mi acaba? Evde. Çağırır mısınız zahmet olmazsa? Şaban! 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 Arka bahçede, duymuyor herhalde. Şuradan gidebilirsiniz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şaban! Ferit kaçıyor, Ferit! Nazlı sen arabaya geç. Dikkat et Ferit! Korktun mu zahane meselesi yüzünden bırak. Neden ayrıldın balıkhanedeki işten? Daha iyi bir iş buldum, parası daha iyi. Ne gibi bir iş? Abi otelde komicilik falan yapacağım. Bak benim gizli saklım yok. Bırak beni, polise şikayet ederim seni. Bana bak, doğru söyle. Doğru söylüyorum bak. Bırakmazsan bu adam beni durduk yere dövdü derim. Polise gidelim, bırak. Ferit! Ferit ne yapıyorsun? Nazlı, bu çocukta bir iş var. Ya bir iş falan yok. Bak polise gideceğim en sonunda. Bırak. Ferit bırak. Ferit bırak, gitsin lütfen Ferit.
Ben inanmıyorum bu çocuğun söylediklerine. Bir iş var bu çocukta. Nasıl iş patlayacaksın? Elimizde delil mi var? Polis deyip duruyor. Ya gidip seni şikayet ederse, bana saldırdı derse? Mahkeme delil olarak karşımıza çıkartırlar bunu. Çocuğu bu adama mı vereceksiniz derler. Bir gün önce mahkemeden yapma ne olur. Tamam haklısın. Başımız yeterince dertte. Fazlasına ihtiyacımız yok hadi.